Evet, Türk Halk Müziği tabii öyle bir şey ki, yani Türk Halk Müziği'ni çıkarttığın zaman yerine bir şey konması imkansız. Evet. Yani daha doğrusu duygular olarak. Evet. Yani oradaki cümleler, anlatılan şeylerle, yani kızmayın ama popta tam olamıyor o iş yani. Doğru yani. Ha? Yani o Türk Halk Müziği'nin başka bir durumu var. Yani şimdi bu üstadlar, bu ustaların çoğu köyde, kasabada yaşamış. Yani şehirde yaşayanı az. Nida Tüfekçi, Neriman Altındağ Tüfekçi, Hacı Taşan, Çekiç Ali, Mükerrem Kemertaş, Muharrem Ertaş, Mahsuni ve tabi Neşet Ertaş. Şimdi... Şimdi Neşet hocanın türkülerine bak mesela, etraftaki malzemeyle sevgisini anlatıyor. Köyde ne varsa onunla. Burnu fındık, ağzı kahve fincanı, şeker mi, şerbet mi, bal acem kızı. Fındık, kahve fincanı, şeker, şerbet, bal. Malzeme bu. Bunu anlattın, anlattın. Anlatamadığın yok. Bugün biraz daha farklı. Yani türküler biraz daha farklı. Senin mesela şarkılardan bir tanesi... Senin şarkılardan bir tanesi var. Neydi o? Bir güzellik yapsana. Ha. Aa, o var. O çok güzel ama. Güzel. Bir güzellik yapsana. Gece bende kalsana. Kitabına uydur gel, uysa da uyumasa da. Burada Murat Dalkılıç ne anlatmak istiyor? Cengiz abi sence ne anlatmak istiyor? Bir güzellik yapsana, gece bende kalsana diyerek. Çağdaş ozanlık yapmak istiyor. Bir şey söyleyeceğim ya. Bir şey söyleyeceğim. Burada itiraz ediyorum. Estağfurullah, söyle. Biz yine daha usturupluyuz yani eskiden. Dam üstünde huneler, tombul tombul memeler vardı bir zamanlar. Onları hatırlatmayalım lütfen. Öyle değil mi? Biz yine gayet üstü kapalı anlatıyoruz istediğimizi birazcık yani. Sen niye senin bir anda aklına böyle bir şey geldi de bu nedir yani? Hayır, daha sayamadığım bir sürü şey var. Ama bu nedir? Ne? Mesela Tolga ne dersin? Yani bir güzellik yapsana, gece bende kalsana, kitabına uydur gel, uysa da uyma. Ne ilk ya canlanan... Bu konuda hani şaka yapacak değilim ama dönemin ahlaki ve dönemin belirli çizgileri içerisinde bazı en çılgın aşkları bile bir iki cümleyle anlatmak zorundaymış insanlar. Onun dışına çıkamıyorlarmış. Doğru. Şimdi kültürel anlayışımız farklılaştı, daha bir rahatladık. Efendim en ise tokat olduk falan. O yüzden yanlış mı söylüyorum? Bir de belki çocuk kahve fincanı falan, ne bileyim, mesir macunu kullanmak istemiyor türküsünde. Yani. Olabilir. Adamın sanatına nasıl biz şey yapacağız şimdi? Dürüst. En azından dürüst. Dürüst. Gayet bir güzellik yapsana, söylüyorum. Gece bende kalsana. Hani Türk halk müziğinde bu varmış geçmişte ama daha biz... Türk abi daha ima. Bu kadar direkt söylemiyor direkt yani. Söyle. Evet. Bir güzellik yapsana, gece bende kalsana. Yuh artık ya. Türk halk müziğinde ima. Şarkıyı Gülşen yazdı. Sevgili Gülşen'e buradan. Öyle mi? Selamlarımızı Gülşen ama iletiyoruz. Mükemmel yazar gerçekten. Onu da Allah için çok para kazandım bu şarkı sayesinde. Öyle bir de o taraflardan bakalım. El hareketi yapmadan yanlış şey yapalım da. Türk halk müziğinde var ama Türk halk müziği daha imalı. Mesela... Bağa gel, bostana gel. Yani daha biraz daha imalı ama anlatıyor. Bağ, bostan. Bağ gel, bostana gel. Vay 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 vay. Yar yandım. Dile gel, destana gel. Leylim, 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 leylim. Dile gel. İma. Bence ama burada da anladık her şeyi. Benim derdim sözlerle falan ilgili değil. Benim derdim herhangi bir türküyü, herhangi bir şarkıyı yorumlaması gereken, yani ağzına yazılmış karakterle asıl yorumlayan kişi arasında. Mesela bir tane türküyü takım elbiseli, kravatlı bir abi söyledi. Benim yarim karşıki dağda jandarma diye. Ben hala çözemedim türküyü. Yani çünkü o bir bayan, bayanın ağzına göre yazılmış şarkı. Benim yarim karşı gidiyor da jandarma. Bayağı krepeli falan takım elbiseli çıktı, klip yaptı. O beni bir düşündü. Hala da düşünüyorum bak. Ama...